Dünyası ile devam ediyoruz. Yayınımıza çok kıymetli bir konuğum var yanımda. Hasçelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adnan Naci. Faydası çok. Efendim kıymetli diyorum. Çünkü şimdi öğrendim ki aynı zamanda oğullarımız, evlatlarımız aynı üniversitede de sınıf arkadaşıymışlar. Evet. Ne güzel vallahi. Harika, dünya küçük. Böyle de denk geldik. Bu arada faydası çok. Ne kadar güzel bir soyadı, faydası çok. Bunun hem bir hikayesi hem de mutlaka faydası çoktan yola çıkarak düşündüğünüz ve hayata geçirdiğiniz güzellikler vardır diye tahmin ediyorum. Ben olsam kullanırdım bu soyadını bu şekilde. Teşekkür ederim. Faydası çok, hani insanlar isimlerine müstesnadır. Biz de aile olarak öyle olmaya gayret ediyoruz. Topluma faydalı olmaya çalışıyoruz. İki tane bacağı var bunun. Birincisi sanayiciyiz. Zaten sanayiciyseniz, evet, girişimciyseniz taş üzerine taş koymaya çalışıyorsunuz. Biz biraz da vatansever bir aileyiz. Ülkemizde tesisler kazandırmaya çalışıyoruz. Şu anda 6 tane fabrikamız var. 1200 çalışanımız var. Taş üzerine taş koyup yeni yatırımlar yapmaya çalışıyoruz. 200 milyon euroluk bir yatırımdayız. Onları tamamlıyoruz. Bir bacak bu. Öbür bacakta vakıf çalışmalarımız var. 7 yıl önce çok güzel bir çalışma yaptık. Vakıfımızı kurduk. Faydası çok vakfı. Başta kız öğrenciler olmak üzere onlara destek oluyoruz. Bu sadece maddi destek vermek değildi zaman. Maddi destek bu işin en kolayı. Yani burs vermek en kolayı. Aslında onların yol arkadaşı olmak, mentörler atamak. Çok önemli firmalarda çalışan mentörler atanıyor. Ve karşılıklı görüşmeler sağlanıyor. Kişisel gelişimleriyle ilgili programlar yapıyoruz. Gayet güzel bir çalışma içerisinde. 300 öğrencimiz var. Mezunlarımız oluştu 7 yıl içerisinde. Şu anda 300. Yıl 300 öğrenci burs ve bu yardım kapsamında. Sedef'teki İnciler projemizin adı. Bu şekilde ülkemize faydalı olmak istiyoruz. Çünkü ülkemizde okuduk. Ülkemizde bütün okulları bitirdik devletimizin katkılarıyla. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Harika. Elinize, emeğinize sağlık. Özellikle de kızlarımızın hem eğitim hayatına ardından da iş hayatına katılarak istihdama girmeleri, istihdam birer parçaları olmaları ve erkeklerle yan yana omuz omuza üretip çalışıp ülkeye katkı sağlamaya devam etmeleri hepimizin temennisi. Bu konudaki katkılarınız için ben bir kadın olarak öncelikle çok teşekkür ediyorum ve de bir anne olarak. Şimdi gelelim çelik işiniz o. Has Çelik Yönetim Kurulu Başkanısınız ve CEO'sunuz aynı zamanda. Çelik sektörünün 2023 yılı nasıl geçti diye sorarak başlamak istiyorum. Biliyorum ki küresel ticarette yer yer önünüzde bazı engeller çıkıyor. Şimdi sürdürülebilirlik konusuyla ilgili de atılması gereken yeni adımlar, yeni masraflar, maliyetler demek. Hepsini konuşacağız sırasıyla ama önce bir sektör genel değerlendirmesi, evet, rica edeyim. Aslında sektörü şöyle bölmek lazım. Biz içinde bulunduğumuz sektör demir çeliğin niş sektörü olan vasıflı çelik sektöründeyiz. Hı hı. Nitelikli çelik sektöründeyiz. Onu ayırmak isterim. Nitelikli çelik, vasıflı çelik veya bir diğer ismi. Bir diğer isim de mühendislik çelikleri. Mühendislik çelikleri dediğinizde bu otomotiv başta olmak üzere makine imalat sanayi, enerji sektörü, bağlantı elemanları, tarım makineleri, beyaz eşya, aklınıza gelebilecek sanayi ile ilgili, imalat sanayi ile ilgili her yerde nitelikli çelik, vasıflı çelik kullanılıyor. Biz bu vasıflı çelik üretiyoruz. Vasıflı çeliği üretirken de buna sadece çelik olarak değil, katma değer, ileriki aşaması prosesleri de yapıyoruz. Mesela soğuk çekme, kabuk soyma, taşlama, taşlanmış miller veya bilya, öğütücü bilya, ondan sonra krom kaplı mil. Bu tür yatırımlarımız var ve üretim fabrikalarımız var. Bunlarla da katma değerini arttırıyoruz. Amaç zaten katma değer odaklı olmak diye düşünüyoruz. Ama sorunuza gelecek olursam, demir çelik sektörü kapasite kullanım oranları geçmiş yıllara göre en iyi olmayan dönemlerden geçiyoruz. Aslında Türkiye demir çelikte net ithalatçı durumuna geldi 2023'te. Çünkü 2015 yılından beri net ihracatçıydık. İhracatımız daha fazlaydı ithalata göre. Bu yıl ilk defa ithalatçı konuma geldik. Bunun tek sebebi, aslında sebebi Türk üreticileri değil, Çin'deki yavaşlama ve Çin'in ölçeğinin çok fazla olması. Dünyada Çin kapasitesi demir çelikte 1.8 milyon, Çin'inki 1.1'lerde.
%55-60'ı Çin'de üretiliyor. Çin'de bir %10'luk daralma dünyaya arz fazlası olarak geliyor ve dünyayı etkiliyor. Halbuki nüfusun 5'te 1 içinde dünya nüfusunun ama kapasitenin %55 içinde. Aşırı bir kapasite var. Ve bu ne yapıyor? Fiyatları aşağı çekiyor. Çin'de agresif ülkeler buna karşı tedbirler alıyor. Anti-dumping tedbirleri alıyor. Kota tedbirleri alıyor. Türkiye biraz geç kaldı bu konuda. Ve ne yaptı? Pazarını ithalatçı bir pazar yaptı. Net ithalatçı konumundayız. Bu da aslında şöyle bakacak olursanız o kadar yatırımlar yapılmış, net ihracatçı olmuş ama o korunamamış gibi oluyor. Ama 2023 bunun bence dibiydi ve kapasite kullanım oranlarını buradan yukarıya doğru çıkaracak güçte, niyette ve çalışkanlıkta Türk demir-çelik sektörü. Ben yukarılara doğru taşıyacağını... Nedir şu andaki, yani 2023 ortalaması ne olarak gerçekleşti? Şöyle söyleyeyim, demir-çelik sektörünün %34 bir gerileme var ihracatında, demir-çelikte. Evet. Yani ilk 10 aya ihracatına göre baktığınızda, tabii biz nitelikli çelik, vasıflı çelikte bu %20'li seviyelerde ama daha olumlu. Ama şöyle bir durum var. Bu Çin'in etkisi ve Almanya'nın tabii yavaşlaması. O da büyük bir etken. Avrupa Birliği bu faiz artırımlarıyla birlikte sektörler yavaşladı. Yavaşlamasıyla birlikte onu yaşadı. Türkiye ihracat pazarı Almanya'ydı. Onun etkisini görüyoruz açıkçası. 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti anladığım kadarıyla çelik sektöründeki ihracat 2023 yılında. Şimdi dediniz ki buralarda artık dip yaptığını düşünüyoruz. Ben onu düşünüyorum. Çünkü faiz artırımı başta Avrupa Birliği ve Amerika Fed'den faiz artırımlar başlayacak. Yavaş yavaş hareketler... İndirimleri başlayacak. Evet. İndirimlerle birlikte işlerin açılacağını umut ediyoruz. 6 ay, 1 yıl daha sonra olabilir. Türkiye'de biliyorsunuz faiz artırımları söz konusu. Türkiye'de buna uyacağını 1 yıl sonra düşünüyoruz. Dolayısıyla durum böyle. Şimdi o halde bugün de açıklanan kapasite kullanım oranı %77.5 olarak gerçekleşti. 78'den aşağı yönlü bir gerileme gördük orada da. Ben reel kesim güven endeksini de size sormak istiyorum. Ya orada da 2023'ün en düşük seviyesini gördük. 100'ün altına geldi. 99.1 oldu. Burada bir miktar daha kötüleşme beklenebilir mi 2024 yılı içerisinde? Çünkü sonuçta sıkı para politikalarıyla gireceğimiz bir sene. Hala dünyada bir yavaşlama var, hala talepte sıkıntı var ve hala belki pazar sıkıntıları da yaşanıyor. Dolayısıyla nasıl şekillenmesini beklersiniz bunu? Bence reel kesim güven endeksi normal değil mi? Yani bu kadar yükselen faiz, bu kadar yükselen faize, yükselen faizlerle birlikte oralara gelmesi ben normal görüyorum. Bir de şu var, Türkiye'de uygulanmakta olan enflasyonla mücadele var. Aslında belki yıllar önce yapmamız gereken tabii. Enflasyonla mücadeleyi geciktirdiğimiz ev ödevimiz var. Şu anda biz bir de ödev yapıyoruz ülke olarak. Bu ülke olarak yapmış enflasyonla mücadele ödevimizde de ne yaptık? Otomatikman aynı zamana denk geldi. O da ne yapıyor? Sektörü ve talebi azaltıyor. Buna da maşa tuturdu. Yani mecbur sonuç olarak buna gidiyoruz. Aynı anda iki ameliyatı birlikte yapıyor Türkiye. Bunu da yapmak zorunda diye düşünüyorum. Reel kesim güven endeksinin azalması, Almanya'da işlerin yavaşlaması, Çin'in bu kadar baskısı yapar mı? Belki gelecek ayda yapar ama ondan sonraki aylarda yukarıya doğru da gideceğinin göstergesidir. Evet. Naci Bey bir reklam arasına gidelim. Dönüşte kaldığımız yerden devam ederiz olur mu? Bizden ayrılmayın. İş dünyası devam ediyor. Has Çelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adnan Naci Faydası Çok'la birlikteyiz. Naci Bey şimdi ilk bölümde hem çelik sektörünü biraz kapasite kullanım oranlarını 2023'ün nasıl genel olarak geçtiğini konuştuk.
Merak ediyorum elbette artık yavaş yavaş 2024'teki öngörülerinizi de almak lazım. Ne kadar rekabetçi bir sektör, çelik sektörü? Burada Çin etkisinden bahsettiniz, yani kapasitenin %50'sinden evet. fazlası oradaysa bir hayli evet. rekabetçi diye düşünüyorum ama sadece Çin'le mi rekabet ediyorsunuz? Yeni pazarlar konusunda elimizde ne tür avantajlar var, varsa eğer 2024 için? Bize biraz da o tarafından bahsederseniz sevinirim. Tabii ki, memnuniyetle. Şimdi aslında Çin'in haricinde genelde Avrupa ile biz rekabet edebiliyoruz. Çünkü Avrupa'ya göre daha maliyetlerimiz uygun, ondan sonra hizmet kalitemiz, pratik düşüncemiz, çabucak hareket etmemiz. Bunlar bizim artılarımız ve hızlı ilerliyoruz. Türkiye'de demir çelik sektöründe yeterince tecrübe, bilgi birikimi de birikmiş durumda. O da büyük bir avantajımız. Pazarlamayı çok iyi biliyoruz. Onlardan daha esnek çalışabiliyoruz, daha yoğun çalışabiliyoruz. Hakikaten yetkinlik bağlamında epey iş gücümüz var. Tabii Çin etkisinden hariç Arap ülkeleri yeni yeni demir çelik tesisleri kuruyorlar. Onlarla rekabetler söz konusu olabiliyor. Hı hı. Ama bizim vasıflı çelik genelde şeyde tüketiliyor. Gelişmiş ülkelerde tüketiliyor. Sanayileşmiş gelişmiş ülkelerde. Ve ağırlıklı olarak da oralarda bulunmayı tercih ediyoruz. Biz de bu bağlamda mesela gittik Almanya'da depo ve satış dağıtım ağı kurduk. Meksika'da kurduk. Has Çelik Meksika'yı kurduk. Gittik Has Çelik İngiltere'yi kurduk. Has Çelik UK. Oralarda kendi dağıtım ağımızı yapıyoruz. Yani biz sadece verelim, başkaları bizim malı satsın değil. Evet. Elimize çantayı alıyoruz, depomuzu tutuyoruz, malımızı götürüyoruz, kapı kapı çalıyoruz ve malımızı pazarlama yoluna gidiyoruz. Sanayileşmiş ülkelerde. Aslında bu kotayı yönetmek, Avrupa'nın kotasını yönetmek için biz bunları aşındırdık. Kendi çıkış yollarımızı bulmaya çalıştık. Çünkü Avrupa Birliği bu Trump'ın koymuş olduğu %25, Amerika'nın koymuş olduğu vergiden sonra Türkiye'ye kota uygulamaya başladı. Biz de bu şekilde bizi antidumping ve kota ile alınan kararlar bizi ne yapıyor? O ülkelerde yatırımcı yapmaya zorluyor. Tabii. Bazı duyuyoruz işte dışarıda orada üretim yapmaya giden Türk grupları da oluyor. Biz mümkün mertebe Türkiye'de üretip orada pazarlama kapıyı son noktaya kadar götürmek için uğraşıyoruz. O şekilde bir strateji belirliyoruz açıkçası. Öyle yayılmaya çalışıyoruz. Şimdi İngiltere'de, Almanya'da ve Meksika'da evet. merkezleriniz var. Onu anlıyorum. Peki şimdi malum hani hem İngiltere hem Almanya ekonomik açıdan onlar da tüm Avrupa gibi bir sıkıntılı bir süreçten geçiyorlar. Meksika'daki durumu merak ediyorum. Yani Latin Amerika cephesi biraz daha bize benzer bir dinamizme evet. sahip. Mesela cirolara baktığınızda Meksika nasıl Almanya ve İngiltere ile nasıl mukayese ediyor? Şimdi İngiltere doymuş bir pazar. İngiltere'de rekabetçi olduğumuz için büyüyoruz. Orada İngiliz ortaklarımız var. Onlarla birlikte şey yapıyoruz. Almanya deseniz Avrupa'nın en fazla parlak çelik tüketildiği ülkesi. Hı. Otomobilin kalesi. Meksika ise Amerika'nın en büyük tedarikçisi. Meksika'da bugün 4 milyon araç üretiliyor. Yani kapasite var. 4 milyon kapasite, 3-600 araç üretiliyor. Amerika'nın neredeyse 1/3 falan üretiliyor. Ve birçok bunun yanında yedek parça da üretiliyor. Yani Meksika'da mesela Almanya'daki duruş kadar duruş olmadı. Amerika korumayı bildi. Kendi pazarını, kendi sektörünü bu şeylerle. Ve genel tablo o şekilde. Meksika'da tabii hala yatırımlar çekiyor. Gerek Avrupa'dan üreticilerden, gerek Amerikalı üreticilerden yatırımlar çekiyor. Ucuz iş gücü sayesinde. Tabii. Güvenlik anlamında baktığınızda Türkiye cennet onun yanında. Tabii, ama tahmin ediyorum. Biz daha fazla çekeceğiz inşallah. Onun umudundayız. Ama Türkiye'de. Yani hani Türk de o güvenliğini sağlamayı bilir bir şekilde. Tabii, bilir. Gittiği yerde. Aynen, yani onda da bir sıkıntı yok. Aynen, aynen. Yani biz kesinlikle katılıyorum. Meksika'ya ilk gönderdiğimiz ekspat arkadaşlarımız İspanyolca bilmiyordu. Yani İngilizce ve Türkçe ile gayet iyi anlaştılar. İspanyolca öğrendiler. Evet. Türk uyum sağlamakta
Orta Asya'dan beri bir numara. Aynen öyle, Orta Asya'dan beri hakikaten evet. Bir numara. Peki, şimdi sürdürülebilirlik faaliyetleriyle de ilgili biraz konuşmak lazım. Çünkü elbette artık yeni belki de tema bu. Hatta uzun süredir tema bu da. Bir de şimdi üstüne şartlar ve regülasyonlar gelince artık hani sadece bir söylem olmaktan çıkıp bir realite ve ha bu konuyu artık işlemlerimize dahil etmemiz gerekiyor noktasına geldik. Siz neler yapıyorsunuz bu açıdan? Biliyorsunuz sürdürülebilirlik 4 sektör belirledi. Demir çelik bunların başında. Tabii. Sürdürülebilirlik kanununun karbonda sınırda karbon düzenlemesi demir çeliği başta etkiliyor. Demir çelik üretimi iki türlü üretiliyor. Bir cevherden, iki hurdadan. Cevherden üretilenler de kok kullanıldığı için hayli yüksek çıkıyor. Mesela biz ne yapıyoruz? Biz şu anda var gücümüzde şeye yatırım yapıyoruz. Hurdadan üretim tesisine. Bununla ilgili 150 milyon euroluk bir yatırım yapıyoruz. Bu yatırımla birlikte hurdadan üreteceğiz. Çünkü cevherden ürettiniz mi 1 kilogram çelik, 1 ton çelik için 2000 kilo kalori şey üretirken, karbon salınımı yaparken hurdadan üretimde bu 300 lira düşüyor. Yani 2300'e düşüyor. Biz bizim birçok müşterimiz BMW'ye veya Mercedes'e iş yapan, yedek parça yapan müşterilerimize yazılar geliyor. 2026'dan sonra cevherden üretimden çeliği almayacağız diye. Biz de yatırım yapıyoruz hurdadan üretime. Önemli bir yatırım yapıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin cari açığını kapatıcı etkisi olan bir yatırım bu. Bununla birlikte seçmiş olduğumuz teknoloji de önden ısıtmalı elektrik ark ocağı teknolojisi ve manyetik karıştırıcı yöntemi kullanacağız ki bunlar her ikisi Türkiye'de ilk defa uygulanan metodoloji ve şeyler, teknolojiler. Bunlar sayesinde minimum karbon salınımı elde edeceğiz. Tabii bununla bitmiyor. Bu yıl gene bir yatırım kararımız var. 2024 başında ilk çeyreğinde 25 milyon dolarlık bir yatırımla GES yatırımı yapacağız. Kullandığımız enerjinin tamamını yenilenebilirden sağlayacağız. Sivas, Van, Yozgat 3 tane ilde 35 megawatt güneş enerjisi yatırımları yapacağız. Bunların finansmanlarını sağladık. İzinleri son aşamaya geldi. İzinler alındı. İmarla ilgili son gelişmeleri yapacağız ve başlayacağız kısmetse. Finansmanı sağladık dediniz, birçok insan nasıl yaptı falan diye soruyor olabilir. Finansmana erişmede sıkıntılar olduğundan bahsediyoruz zaten 2 yıldır kabaca. Ama hani şimdi daha ulaşılabilir olmakla birlikte biraz daha maliyetler yükseldi galiba. Siz nasıl evet. çözdünüz finansman ihtiyacınızı? Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında Türkiye cari açığı olan bir ülke. Tasarrufu az olan bir ülke. Dolayısıyla başkalarının tasarrufuna çok fazla ihtiyaç olan bir ülke. Dolayısıyla Türkiye'de aslında finansman yönetimi o yüzden en önemli sıralarda başta geliyor. Tabii. Finansman yönetimini iyi yapmanız gerekiyor var olabilmek için. Birçok sanayici ve girişimci bunu iyi yaptıkları için bugün var oluyorlar. Şöyle bize bilançomuzda mesela son yaptığımız yatırımlarda has çeliğin bilançosuna direkt hiçbir Türk bankası olmadan, aracı bir banka olmadan krediler yurt dışından bulabiliyoruz. Yatırım yapmanın önünde yatırım yapmayla ilgili teşvikler ve gerekli destekler var. Onlardan faydalanıyoruz. Ayrıca sürdürülebilirlikle ilgili projelerde zaten fonlar orada birikiyor. Tabii. Yani aslında sürdürülebilirlik şöyle bir şey, ya varsın ya yoksun. Yani tabii. Sürdürülebilirlik projelerin varsa, sürdürülebilirsen var olacaksın ve finansmana erişeceksin. Yoksa olmayacak. Yani yoksa geçmiş olsun. Geçmiş olsun oluyor. Dolayısıyla biz de bundan sonraki projelerimizi hepsini sürdürülebilirlik çerçevesinde yapmak istiyoruz. Harika. Var mı son ekleyeceğiniz bir cümle? Son dakikamdayım tabii. Çünkü. Yani biz sürdürülebilirlikle ilgili bağlamak istiyorum. 2032'ye kadar sıfır karbon negatif hale geleceğiz. Tüm yatırımlarımızı o çerçevede yapıyoruz. Artı yeni kurmuş olduğumuz krom kaplı mil tesisimizi Türkiye'nin en modernini kurduk. Yaptığımız bütün tesislerdeki çelikhane yatırımımız da aynı şekilde. Hı hı. En modernini kurmaya çalışıyoruz. Cari açığa pozitif etki yaratarak istihdamı arttırıcı etkiler yapıyoruz. Şimdi onu soracaktım. Bu kadar şey yapıyorsunuz. Kaç kişi istihdam ediyorsunuz? Biz şu anda 1150-1500'e çıkacağız bir yıl sonra.
Bilecik Osmaneli'ndeki yatırımımızla birlikte oralara çıkacağız. Kadın istihdamı da dahil mi buna? Tabii kadın istihdamı da zaten vakıftan sonra kadın istihdamı anormal arttı bizde yüzdesi. Son bir cümle ISO 500'e 198. 2027 strateji hedeflerine göre de ilk 100'e girme hedefimiz var. Başarılar diliyorum çok size. Çok teşekkür ediyorum Naci Bey, bana eşlik ettiğiniz için bugün efendim. Has Çelik Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Adnan Naci Faydası Çok'u ağırladık stüdyoda. Ve BIST 100'ün kapanışını hemen verelim. Gong da çaldı. %0.47'lik bir yükselişle 7299 puan seviyesinden günü noktaladık. Evet, gün içerisinde biraz inişli çıkışlı oldu ama detaylar için elbette her zaman yaptığımız gibi Philip Capital'a gidiyoruz. Şimdi araştırma grup başkanı Sadrettin Bağcı hazır ve beni bekliyor. Sadrettin hoş geldin, iyi akşamlar diliyorum hoş sana. Bugün nasılsın? Hoş bulduk İrem, iyi akşamlar. Bugün nasılız? Yani ben kendi adıma alırsam iyiyiz. Bugün biraz daha toparladık gibi görünüyor. Evet. En azından düne göre bir tepki oldu. Açıkçası biraz da bekliyordum. Dün de konuşmuştuk bunu. Devamının gelip gelmeyeceğine bakacağız. Son üç gün çarşambada evet. Dahil. Yani bir miktar daha tepki oluşabilir diye düşünüyorum. 7300 seviyesini de kapattık hemen hemen. Dün de konuşmuştuk seninle hani 7400'ün altında belki 7100 olabilir diye. En azından bugün o seviyelere doğru bir geri çekilme görmedik. O anlamda biraz daha sevindirici. Sadece bugün benim dikkatimi çeken bankaların biraz geride kaldığını görüyoruz. Hani herhangi bir haber akışı da yok açıkçası. Ben biraz ona açıkçası şaşırdığımı biraz söylemek isterim ama onun haricinde gelen tepki beklentilerimiz doğrultusunda diyebilirim. Tabii bugün farklı bir gelişme de vardı. Yani petrol fiyatlarında yukarı yönlü bir hareketlenme var. Tekrar böyle 80 doların üzerine doğru Brent'in gittiğini görüyoruz. Bunun özellikle Tüpraş tarafında bizim piyasaya biraz daha pozitif yansıdığını söylemek mümkün bu anlamda. Bunu da en azından dünya ticareti için belki biraz daha pozitif cepheden okumak gerekir diye düşünüyorum. Onun haricinde Amerika tarafında da piyasa açıldı. Orada da yatay hafif pozitif bir görüntü var. Ama bence Didem asıl olarak bakılacak olan önümüzdeki hafta yani yeni yılın ilk haftası itibariyle işlemler biraz daha yerine oturduktan sonra görmeye başlayacağız diye tahmin ediyorum. Yani çünkü hala tatilde olan Avrupa ülkeleri var. Keza bizim Türkiye piyasası için de benzer bir durum söz konusu. Biraz daha böyle hacimlerin azaldığını görüyoruz. Yani düne göre daha iyiyiz ama son dönemlerin biraz altındayız. Yani önümüzdeki haftadan itibaren önümüzü daha net görebileceğiz diye tahmin ediyorum açıkçası. Şimdi evet bu hafta aslında en azından ilk iki gününde çok kendimizle baş başa kaldık piyasa anlamında. Artık yarından itibaren o da ne kadarı tatil rehavetiyle geri dönerse masalarına bakacağız evet. Bir yabancı katılımı olacak mı olmayacak mı son üç gün içerisinde piyasaya ama... Özellikle tabii hani merak ediyorum şimdi yarın da çarşamba dolayısıyla bir hani T artı 3'ten bahsediyoruz bu kez 1 Ocak'tan ötürü. Doğru. Dolayısıyla hani yarın da piyasada ne beklemek lazım diye sorduğunda hani tecrüben ne söyler sana biraz daha belki T artı 3 riskini almak mı almamak mı neler konuşuluyor bu konuda bir şey var mı bir fikir birliği var mı Philip Capital'da? Açıkçası şöyle bir şey söylemek lazım belki Didem. Son 5 ya da 6 haftadır çarşambaları bir günsellik oluşmaya başlamıştı. Bunu biz epeydir yaşıyoruz 5-6 haftadır. Şimdi T artı 3 olduğu için benzeri bir durum söz konusu olabilir mi? Açıkçası ben bu hafta spesifiğinde çok beklemem. Nedenini de şöyle ifade etmek istiyorum. Yani zaten aslında bizim son bir haftaya yayılan düşüşe baktığımız zaman bir miktar likit de kaynaklı olduğunu gördük zaten. Bu nedenle ben oradaki pozisyonların biraz daha kapanmış olabileceğini tahmin ediyorum. Orada özellikle aracı kurumlarında hisse bazlı bazı tedbirlerinin olduğunu gördük hafta içerisinde. O nedenle ben açıkçası bu artık günselliğin yarın spesifinde çok çalışmayabileceğini düşünüyorum. Dediğim gibi likitte sanki sorunu biraz daha çözüldü gibi öyle bir görüşüm var. En azından... Evet. Hisselere baktığımız zaman biraz daha öyle bir öngörü ortaya koymak mümkün. Bankacılık endeksindeki %1.4'e yakın düşüş de herhalde biraz bu senin söylediğinin arkasında yatan gerekçelerden evet. biri evet. değil mi? Yani
Diğer endeksler biraz toparlarken daha likit olan bankacılık endeksinde belki olan oldu bugün ve işler biraz daha normale döndü mü demek istiyorsun? Ben evet biraz normale döndüğünü düşünüyorum. Yani mesela özellikle gübre fabrikaları üzerinden bu çok konuşulmuştu. Orada gelen açıklama da var. Açıklamayı takip edemedim tam ben bağlanırken geldi ama hani en azından kademelere baktığımız zaman biraz daha ben yumuşamış olduğunu gözlemliyorum. Onu söyleyebilirim. Peki. Banka tarafında da hani satışın belki yapılamadığı hisselerde banka tarafında da bence satışlar biraz gerçekleşti. O nedenle yarına biraz daha geçmiş haftalara kıyasla daha rahat girilebilir fikrindeyim. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum sana Sadrettin bu akşam için de. Yarın görüşmek üzere diyelim. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Ve hazır banka demişken santral sevenler var mı aranızda bilmiyorum ama İş Bankası'nın 2023 Santrancın Yıldızları ödülleri sahiplerini buldu. Biz de bununla bir ilgili bir haber yaptık efendim. Size bu haber eşliğinde veda ediyorum. Bugün yarın 14.45'te görüşeceğiz. Şimdilik hoşçakalın. 18 yıldır Türkiye Satranç Federasyonu'na ana sponsor olarak destek veren İş Bankası, Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında derece elde eden başarılı sporcuları, 2023 Satrancın Yıldızları etkinliğinde bir araya getirdi. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, satranç sporunun önemini ve genç sporcuların başarılarını anlattı. 18. yılımızı doldururken bu Satrancın Yıldızları töreninde 7 yaşındaki Avrupa şampiyonu olan çocuklarımızı görmek. Zaten en büyüğü davetli olan gelseydi sanırım Dragon olacaktı. Ve 43, 7 ile 43 yaş arasında her yaş grubunda Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu çocuklarımızın, gençlerimizin, büyüklerimizin olduğunu görmek ve bu sporla beraber Türkiye'nin satrançtaki yerinin yükseldiğini görmek çok umut verici, çok keyif verici. Nasıl voleybolda kadınlarımızın şampiyonluğuyla gurur duyuyorsak, ben dünya şampiyonu bir Türk gencimizin hangi yaş grubundan olursa olsun çıktığı zaman aynı keyfi, aynı mutluluğu duyuyorum. Sadece sporların işte bilinirliği değiştiği için o kadar belki göz önünde değil. Ama arka planda bu işe gönül verenler olarak bizler o mutluluğu aynı voleybol dünya şampiyonluğu gibi aynı coşkuyla yaşıyoruz, hissediyoruz. Çocuklarımıza destek veriyor olmak, bu yolla onların önünü açabiliyor olmak, üniversiteleri sadece satranç bursuyla okuyabiliyor olmaları çok keyifli, bir sponsor için çok keyifli duygular.